Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ilk defa gelenler için evet, ismim Aşkım. Bugün size kitap tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Ama bu kitaplar edebi kitaplar değil. Çok farklı konularda, spordan fotoğrafçılığa, kozmetiğe, çok çok farklı konularda gündelik hayatınızı daha zenginleştirecek, bir şeyler öğrenebileceğinizi düşündüğüm kitaplar. Bana çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. İlk olarak bahsetmek istediğim kitap kozmetikle ilgili. Türkçe'ye "Bensiz kozmetik kasasına gitme" diye çevirebilirim. Eğer benim önerdiğim herhangi bir şeyi, kozmetik ya da herhangi bir şeyi alacaksanız, inanın ki ilk almanız gereken şey bu. Maalesef ki Türkiye'de yok ama Amazon üstünden temin edebilirsiniz. Türkiye'ye gönderimi var. Ben 3 sene önce ikinci elini bulup almıştım. Bu kitap benim bütün sektöre bakış açımı değiştirdi. Bu kitap ne işe yarıyor, ne anlatıyor? Ürünlerin arkasında küçücük harflerle yazan o kimyasalların her birinin ne olduğuna, ne işe yaradığına, markaların ürünleri pazarlama stratejilerinden, kimyagerlerin nasıl çalıştığına, fiyat konumlandırmasından ürün içeriklerine, hangi maddelerin hiçbir işe yaramadığına, hangi madde içeriğinde olan ürünleri tercih etmemiz gerektiğini, sağlıklı bronzlaşma diye bir şeyin olmadığını, güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, tonik seçerken alkollü toniklerin yüzde nelere sebep olduğunu. Yani şu kitap aslında başlı başına bir videoyu hak eden bir kitap. O kadar güzel anlatmış ki, tek handikapı İngilizce olması. Ama İngilizceniz varsa gerçekten şu kitap, kozmetiğe merakınız, kişisel bakım ürünlerine merakınız varsa bu kitap hepsine bakış açınızı değiştirecek. O yüzden şiddetle almanızı öneriyorum. Diğer bahsedeceğim kitaplar fotoğrafçılıkla ilgili. Fotoğrafçılıkla ilgili ilk bahsetmek istediğim kitap bu kitap. Eğer cep telefonu fotoğrafçısıysanız, belki küçük bir kompakt makineniz varsa, bu bahsedilen diyaframdı, enstantaneydi, ISO'ydu, size böyle matematik terimleri gibi geliyorsa bu kitabı öneriyorum. Ben bunu alalı çok sene oldu. Şöyle hatta ayraç koyup bazı önemli yerleri öyle çalışmışım. Dummies dediğine bakmayın. Büyük kitapçılarda bulabilirsiniz. Gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Eğer fotoğrafçılık tekniğinizi geliştirmek, fotoğraflarınızın kalitesini birkaç tık yükseltmek istiyorsanız ve terminolojiye aşinaysanız, elinizde bir DSLR makineniz varsa Scott Kelby'nin bu dörtlü kitap serisini kesinlikle öneriyorum. Şu gün bile ben 10 senedir fotoğraf çekiyorum. Zaman zaman açıp tekrar bakıyorum. O kadar güzel bir dilde, o kadar eğlenceli bir dilde anlatılmış ki çok farklı senaryolarda, düşük ışıkta, yüksek ışıkta, floresan ışıkta, hızlı objeyi çekerken aklınıza gelebilecek her türlü senaryoda nasıl çekim yapmanız gerektiğini olay olay, case case açıklayan çok eğlenceli bir dil olan kitap serisi. Scott Kelby'nin YouTube kanalı da var. Oraya da bakabilirsiniz. Bu seriyi fotoğrafçılığı ciddi bir hobi olarak gören herkese önerebilirim. Şimdi size fotoğrafçılığın başka bir kısmından bahsedeceğim. Artık fotoğrafçılık sadece elinize fotoğraf makinesini alıp gezip fotoğraf çekme boyutunu geçti. Dijital manipülasyon, fotoğrafların üstünde oynama neredeyse artık fotoğrafçılığın bir parçası oldu. O gördüğünüz Instagram'daki harika doğa resimleri ya da kadın resimleri ya da aklınıza gelebilecek her türlü resimde çeşitli manipülasyonlar var. Siz buna filtre deyin, başka şey deyin. Fotoğrafçılar arasında hala en yaygın kullanılan program Photoshop. Biz Photoshop'u, ben çok küçüktüm hatırlıyorum. 90'larda Sibel Can ve televola kültürü sayesinde bizim halkımız öğrendi. Sibel Can'a ekranda bir bakıyorduk, 44 beden, albüm kapağında bakıyorduk, 36 beden. Şoplanmış şoplanmış o laf öyle öyle yürüdü ve halka yayıldı. Artık herkes görece Photoshop'un ne olduğunu biliyor. Ama Photoshop sadece kadınların yüzünü, cildini güzelleştirmekte, iki beden daha zayıflatmakta kullanılmıyor. Ben kendi internet siteme koyduğum manzara resimlerine de Photoshop yapıyorum. Şimdi size birkaç örnek göstereceğim. Photoshop'la neler yapabileceğinizi anlayın. Baktığınız fotoğraflara bakış açınız değişsin. Mesela bu resim
Ben bunu Versailles Sarayı, Fransa'da Versailles Sarayı'nda çektim. Resme bakınca resim aslında kötü değil. Tamam, hava kapalı filan ama kötü bir resim değil. Ama kompozisyon güzel değil. Bir sürü turist var. Benim yapmak istediğim arkada sarayın o heybetli hali, heykeller, öyle bir kontrast çekmek istedim. İnsanların çekilmesini beklersem 5 saat beklerim orada. Ben bu resme Photoshop yaptığım zaman bütün insanları yok edebilirim. Mesela bu resim Bali'de çekildi. Güzel bir sahil resmi. Ama baktığınız zaman aha böyle müthiş egzotik bir yermiş falan gibi bir görüntüsü yok. Ben 10 dakika gökyüzünle oynadığım zaman bu fotoğrafı şu hale getirebiliyorum. Etkisinin ne kadar değiştiğini fotoğrafı görünce kendiniz anlayabiliyorsunuzdur. Instagram'da gördüğünüz birçok doğa resmi, birçok manzara resminde benzer manipülasyonlar var. Bunu da yapabilmenizin tek yolu Photoshop. Çeşitli videoları izleyerek de Photoshop'u öğrenebilirsiniz ama yapabileceklerinizin o kadar limiti yok ki konu başlığı olarak görmeniz, aa bu da mı yapılıyormuş, aa bu da yapılabiliyormuş gibi. Videolar çünkü size tek bir konu başlığını anlatılacak. Ne kadar neler yapabileceğinizi görmeniz için bir outlook, bir şeye ihtiyacınız var. Bu kitap eğer Photoshop'a, fotoğraf manipülasyonuna merakınız varsa işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir kitap. Fotoğrafçılıkla ilgili bu kadar kitap yeter. Şimdi başka bir konu başlığına geçeceğim. Egzersizle ilgili. Son zamanlarda formumu nasıl koruduğum, nasıl atletik gözüktüğüm falan bunlarla ilgili sorular geldi. Bu işin bir sırrı yok arkadaşlar. Üniversiteye başladığım dönemden beri spor yapıyorum. Hiç 6 aydan fazla spor yapmadığım olmadı. Hele ki ileriki yaşlarda daha fit bir vücut istiyorsak spordan başka bunun bir yolu yok. Çok üzgünüm. Kendimle ilgili bazı zararlı şeyleri yemiyorum. Bununla ilgili gıdalarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Spora gidemiyorsam evde ufak bir sistem kurdum. Evde çalışıyorum. Hiç şimdiye kadar egzersiz yapmamış birine evde kendi başına spora başla demek biraz riskli. Hangi kas grubunun nasıl çalıştığını bilmeden yarardan çok zarar getirebilir. Yani yaklaşık 1,5-2 sene önce bu kitap serisini keşfettim. Daha önce temel seviyede bu kadar verimli açıklama yapan başka bir egzersiz kitabı görmedim. Öyle ki hangi hareket hangi kası çalıştırıyor, o hareketin doğrusu nasıldır, o hareketi yaparken nasıl nefes alınmalı? Eğer egzersize merakınız varsa bence bu kitabı almalısınız. O kadar beğendim. Aynı kitap serisinin yoga için olanı da var. Sadece karın kaslarına odaklanan ve sadece pilates için olan serisi var. Hayatımda gördüğüm en güzel egzersiz kitapları bunlar. Evde spor yapmak gibi bir merakınız varsa sizin için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tamamen farklı bir konuya geçiyoruz. Bu kitap herhalde Türkçe şimdiye kadar en güzel derlenmiş, en güzel açıklama yapan, görselleri de takip edilebilecek en güzel dikiş kitabı. Aklınıza gelebilecek her türlü konu başlığı var. Vücut ölçülerinin alımından paça kıvırmaya, beden daraltmaya, moda tasarımına ilginiz olmasa bile en azından kendi paçanızı kendiniz kısaltabilmeniz gerekiyor ya da düğmenize dikebilmeniz gerekiyor. Hepsini çok güzel görsellerle anlatmış. Bence işinize yarayabilecek bir kitap. Benim moda tasarımı okurken bile çok işime yaramıştı. Beni tanıyın ve akademik geçmişim videolarından sonra gelen yorumlar, sorulardan moda tasarıma ilgisi olan bayağı büyük bir kesim olduğunu fark ettim. Eğer moda tasarımına ilginiz varsa ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız çizim konusunda Nine Heads diye bir kitap serisi var. Bu kitap illüstrasyon çiziminizi geliştirmek, marker çizimi üstüne. Bu kitabın bir başkası var, pembe kapaklı. O da figür çizimi, oran orantı, vücut orantısı ile ilgili bir kitap. İkisi de moda tasarım konusunda çok temel kitaplardan. Eğer moda tasarımı okumaya niyetiniz varsa, çiziminizi geliştirmek istiyorsanız bu Nine Heads serisinin çok verimli olacağını düşünüyorum. Son bahsetmek istediğim konu başlığı güzel sanatlarla ilgili, daha doğrusu resimle ilgili. Benim resme bakış açım birazcık farklı. Belki annem babamın Mimar Sinan mezunu olması, belki beni büyütürken Barbie bebek almamaları, onun yerine boya kalemi almalarıyla ilgilidir, bilmiyorum.
Üniversitedeyken ben gene bölüm dışı ders olarak sanat tarihi ve estetik ve sanat felsefesi dersleri aldım. Ekstra bir merakım vardı. Her yurt dışına gittiğimde alışverişten kısarım ama iki tane daha müzeye gitmeye çalışırım. İnternette hani herkes soruyor nasıl cool olunur, genç jenerasyon merak ediyor. Bilgiden ve kendini geliştirmekten, sanatla ilgilenmekten, vizyonunu açmaktan daha cool bir şey var mı? Ben bilmiyorum. İki tane şöyle kitap göstereceğim. Bu kitap tabii ki görsel olarak bütün yağlı boyaları bir kitapta toplamalarına imkan yok ama ana akım olarak bütün sanat akımlarını, bütün o branştaki öne çıkan isimlerin eserlerini, hangi sanat akımının neyle diğerlerinden farklılık gösterdiğini anlatan bir kitap. Bu Türkçe olanı aynı mantıkta, çok ağır. İngilizce olanı da var. Bence her yetişkinin, her yetişkin adayının kütüphanesinde böyle bir sanat tarihi kitabı olması gerekiyor. Tabloları sadece resim olarak düşünmeyin. Estetik gözü gelişti mi insanın her türlü konuya yansıyor. Bu fotoğrafçılık olabilir, resim olabilir, moda tasarımı olabilir. Bir yerde bir eliniz kırıldı mı, o bakışınız, renk algınız değişti mi? Bence her sanat dalına yatkınlığınız paralel gidiyor. Nasıl cool olunur, nasıl havalı olunur? Bence yollardan biri sanatla ilgilenmek. Size hiçbir zararı olmaz. Ekstra çok pozitif getirileri olur. Benim sizinle paylaşmak istediğim kitaplar bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.